Evet, burada amacımız giriş 13,5 volt olduğunda çıkışımızın en fazla 14,4 volt olması, girişin 8 volt olduğunda çıkışın en düşük 13,5 volt olması. Şimdi girişimizi ölçüyoruz. Buradan dokundurduğumuzda, hayır, yanlış yere dokundurduk. Dokundurduğumuzda 13,5 volt girişimiz. Çıkışımızı sıfırlayalım. Gördüğümüz değerler milivolt. Akım 0. Şimdi öncelikle girişimizi bağlayalım. Değerlerimizi görelim. Girişimizi bağladık. 13,5 voltta 14,4 volt istiyorduk. Ve bu kısmı güzel. Açık devrede. Yüke bindiğinde şuradan akımı da görebiliriz. Yüke bindiğinde 14,25, çekilen akım 2 amper, 2,1 amper. Giriş gerilimimizin de düştüğünü görüyoruz. Yüklenmeden dolayı. Evet. Şimdi sıra geldi. Buradan ayar yaparak bizim girişimizi düşürmeye, şekilde düşürebiliyoruz girişi. Bu düşürme işlemini yük altında yapalım. Bakalım yükümüz nasıl değişiyor. Çıkışımızda hala 2,1 amper. Gördüğümüz gibi giriş değişmesine karşın çıkış gerilimimizde çok fazla bir oynama olmuyor. Akımımıza bakıyoruz. Çıkış akımı sabit. Giriş akımını biraz daha düşürüyoruz. 11 volta. Çıkış akımımız hala sabit. Görünüyor. Biraz acele edelim. Dirençlerimizden koku gelmeye başladı. 9, 8 volta kadar çalışmasını istiyoruz. Hatta biraz daha aşağı düşürürsek 13,5'ta hedefimiz. 7,5 voltta çıkışta hala 2 amper. Çıkışımız 13,6 volt. Girişimiz 7,53 volt. Devremiz. Artık yükten çekiyoruz. Çünkü baya baya bir koku sardı. Çıkışımızda 13,77, 13,5'la 13,61, 13,77. Yük altındayken ve değilken istediğimiz değer aralıklarını 14,4 ve 13,5. Bu devrenin girişi aküye bağlanacak. Akü de bu değerleri gayet güzel bir şekilde sağlayabilir.